Herkese merhabalar. Bugün çok tatlı bir konuyla karşınızdayım. Hayatınızda özel günler, doğum günü, tatil ya da çok mutlu olduğunuz bir an olabilir. Eğer diyet yapıyorsanız böyle zamanlarda diyetin dışına çıkmak, ufak diyet kaçamakları yapmak isteyebilirsiniz. Mesela canınız yaş pasta yemek isteyebilir. Peki diyet yaparken yaş pasta yiyebilir misiniz? Bakalım. Diyet yapmak, katı kuralları olan bir listeyi uzun süre uygulamak ve aç kalmak demek değildir. Ama genelde bu şekilde algılanır. Hatta diyete başlamadan önce işte ben tatlı yemeden duramam, çikolatasız yapamam ya da geç saatlerde yemek yerim o yüzden diyet yapamam gibi bir endişe yaşanır genel olarak. Aslında diyet yapmak sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak demektir. Yani kalorilik bir diyetle ömür boyu diyet yapamayacağınız için sağlıklı beslenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Mesela değişim listeleri veriyorum. Bu listeleri kullanarak hangi yiyeceklerin yerine ne geçiyor bunu ayarlayabiliyorsunuz. Veya dışarıda yemek yediğiniz zaman kendi beslenme programınızı ona göre düzenlemeyi öğreniyorsunuz. Yani diyet yapmak demek sağlıklı beslenmek ve ihtiyacınız kadar yemek demektir. Ama diyet yaparken tatlı da yiyebilirsiniz, çikolata da, kebap da yiyebilirsiniz. Önemli olan bunların sürekli olmaması ve sağlıklı beslenme alışkanlığınızı sürdürmenizdir. Şimdi bu tatlı konusu, yaş pasta konusu nereden çıktı derseniz, bugün benim doğum günüm ve benim için çok özel bir gün. Tabii ki ben de bugün tatlı yiyeceğim. Tatlıyı da çok severim. Aslında tiramisuya ve frambuazlı yaş pastaya hiç hayır diyemem. O yüzden size bugün yaş pastayla ilgili bir örnek vermek istedim. Şimdi yaş pasta aslında karbonhidratı ve yağı yapısında yüksek oranda bulunduran bir besin. Aslında proteini de var. Çünkü yaparken yumurta ve süt kullanılıyor. Yağ açısından sıvı yağ var, katı yağ var, kreması var, krem şanti kullanılıyor. Yani ortalama olarak bir dilim pasta, tüm bunları düşünecek olursak ortalama 400 kalori diyebiliriz. Eğer siz kalorilik bir diyet yapıyorsanız bu da sizin bir ana öğününüze denk gelecektir. Ama bu demek değildir ki yaş pasta yiyemezsiniz böyle bir günde. Mesela doğum gününüz olabilir benim gibi. Eğer o gün yaş pasta yerseniz diyetinizden bir bardak süt, iki dilim ekmek ve bir meyveyi çıkartıyorsunuz. Ve normal diyetinize devam ediyorsunuz. Yani yaş pasta yediğiniz için diyetiniz bozulmuş olmuyor. Önemli olan dediğim gibi yani nasıl olsa ben bunları çıkartırım bu şekilde de yiyebilirim diye düşünmemeniz, yani haftada iki kere de pasta yemenizi ya da tatlı yemenizi istemiyorum tabii, ama bu tarz özel günlerde yaptığınız kaçamaklara göre diyet listeniz planlanabilir. Zaten sizin de diyette yapacağınız bu ufak kaçamaklar nefes almanızı sağlayacaktır. Başta da söylediğim gibi önemli olan bunun sürekli olmaması ve sağlıklı beslenme alışkanlığınızı sürdürmenizdir. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.